Tekrar hoş geldiniz gençler. Yeni bir yönergeye daha başlıyoruz ve bu yönerge konumuzun son yönergesi. Bundan sonra iki tane tecrübat alıştırmamız var. Ondan sonra başka bir konuya üçüncü konuya başlayacağız. El-Vahdetül Ü'le arkadaşlar her zamanki gibi birinci ünite, ikinci konusu neydi arkadaşlar? Edgar Süslani okuyorum, ektübü ve ekra'u ve ektübü okuyorum ve yazıyorum idi. Onun artık son yönergesi gençler 12. Yönerge 12. İstemi ilel ibarat ilatiye. Aşağıdaki ibareleri yani ifadeleri dinle. Ve idha ve tekrar et. Sümme sonra teemmel, düşün. Me'aniyeha anlamlarını müsteinen, yardım alarak. Bir suvarı resimlerden yararlanarak anlamlarını düşün diyor. Toparlayayım arkadaşlar cümleyi. Aşağıdaki ibareleri dinle ve tekrarla. Sonra resimlerden yararlanarak anlamlarını düşün demiş bize. Ve arkadaşlar konuya geçmeden önce ufak bir ön izleme yani ön bilgi. Konumuz burada bir soru edatı olan men, kim, who İngilizce'de kim? Arkadaşlar şunu unutmayalım. Soru edatlarının tamamı, bundan sonra göreceklerimiz de dahil, cümlenin başına gelir. İster cümlenin öznesi konumunda olsun, ister yüklemi konumunda, ister cümleci konumundan, hangi konumda olursa olsun, bütün soru edatları cümlenin başına gelir. Şimdi bu bilgiyi aldık. Men, kim? Birinci bölüme bakalım arkadaşlar. Soruyor. Men, kim? Ente, sen. Sen kimsin? Sen kimsin? Bakın şurada da anlamı var. Sen kimsin? İngilizce'de who are you? Sen kimsin? Bir önceki konumuzda biz arkadaşlar cümleyi tanımıştık. Hangi cümle? İsim cümlesi. Arapçada isimle başlayan cümlelere isim cümlesi demiştik. Ve bunu yavaş yavaş benden duydukça pekiştireceksiniz. Şimdi burada men ile başlamış ama arkadaşlar aslında ente ile başlamış. Çünkü soru edatları mecburiyetten yani kural gereği başa geliyor. Aslında onun yeri cümlenin başı değil. Ne bölümü? Yüklem bölümü. Sen kimsin? Kimsin? Yüklem. Kim kimsin? Sen. Özne. Bakın cümlenin yüklemi olmasına rağmen yani haberi olmasına rağmen cümlenin başında gelmiş. Çünkü kural bu. Bütün soru edatları cümlenin başında gelir. Ente, mübteda yani özne. Ente, mübteda, özne. Men, haber yani yüklem. Yüklem. Şurada gördüğünüz gibi sen, özne, ente, you. Sen, ente, you. Kim, men, who. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, sen, özne, ente, mübteda, you, subject, you. Kimsin, yüklem, men, haber, yüklemin karşılığı, who, predicate. Arkadaşlar, cümleyi ne yapıyoruz? Tanıyoruz. Aslında cümle şöyle olması gerekiyor.
Ente men, ente men. Bakın Türkçe'de öyle. Sen kimsin? Ama İngilizce ve Arapça'da, İngilizce ve Arapça'da soru edatları cümlenin başına gelir arkadaşlar. Cümlenin yüklemi de olsa, öznesi de olsa, cümleci de olsa başa gelir. Mesela burada you özne, subject, ama who predicate, başa gelmiş, yüklemle başlar mı? Hayır, başlamaz. İngilizce'de özneyle başlar ama başlamamış. Neden? Çünkü soru edatları cümlenin başında gelirdi ondan. Her neyse, selam söyle reise. Arkadaşlar, burayı tanıdık. Men haber, ente mübteda. Mübteda haber, yani özne yüklem. Geldik soldaki. Şimdi cevap veriyor. Cevap verirken arkadaşlar soru edatını atıyoruz. Soru edatı gitti. Men, who, bunlar gitti. Men gitti. Ente diye sorduk ya. Ente'nin karşılığı burada ne olur? Hani sen kimsin diyoruz ya, o da sen bir öğrencisin diyemez. Ben bir öğrenciyim der. Neden? Çünkü biz ona soruyoruz zaten ente diye. Ente cevap verirken karşıdaki ene'ye dönüşüyor. Men ente, o başlarken ene, ben diye başlaması gerekiyor. Bakın mübteda, yani özne. Talibün, şimdi kimsin diye sordu ya, o şimdi cevaplıyor. Men haberin yerine talibün geldi. Bakın yeşil yeşil. Evet arkadaşlar, buralarda öznelerimiz kırmızı, yüklemlerimiz yeşil çerçeve içerisine alınmıştır. Bunu size gözünüz alışsın diye yaptım. Yani yavaş yavaş artık cümleyi tanımaya başlayalım. Cümleyi tanımaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, yüklemin başında elif lam takısı olmaz. Onu söyleyeyim ben size. Eğer yüklem dediğimiz bir ismin başında elif lam takısı varsa o yüklem değil, sıfattır. Veya sıfatlanmış bir isimdir. O yüzden buna dikkat edelim. Ene ben talibün öğrenciyim. Şöyle olmaz. Ene talibü olmaz. Yani mutlaka yüklem elif lamsız olacak. Bu bilgiyi de verdikten sonra burada ne demişim? Arapça ve İngilizce'de soru sözcükleri, yani edatları cümlenin yüklemi olsalar da cümlenin başına gelirler. Yukarıda demiştim. Evet. Mesela aslında hiye, men, yani Türkçe kurala göre olmuş olsaydı hiye o. Kim? Kadınlar için. O. Hiye men. O kim? Olması lazımdı ama Arapça'da ve İngilizce'de kim o diye cümle kuruluyor. Men, bakın haber, aslında yüklem. Hiye, mübteda. Mübteda başta olması gerekirken soru edatından dolayı yer değiştirmiş. Men hiye, bakın burada da öyle. She is diye başlaması gerekirken bir cümle soru edatı geldiği için yüklem bile olsa başta. Who is she diye başlamış. Bakın who, men, who, men. Men hiye, o kim? Kızdan bahsediyor. Bakın, hiye dediği için arkadaşlar burada değişiklik olmuyor. Yani sen kimsin deseydi o ben şuyum diyecekti. Ama o kim deyince nasıl cevap verecek? O şudur diyecek. Yani yine hiye ile başlayacak. Mübteda, hiye, mübteda, talibetün haber. O bir kız öğrencidir. O bir kız öğrencidir. Mübteda, özne. Bakın Türkçe'de özne, Arapça'da mübteda, İngilizce'de subject.
Bir kız öğrencidir. Yüklem, talibetün, haber, haber. A student ise arkadaşlar predicate, yani yüklem. Özne, yüklem, özne, yüklem. Yine devam ediyor. Bu sefer huve. Men huve. Kim o? O kim? Bakın. Aslında şu burada olması gerekirken sona gelmiş. Huve mübteda, yani özne. Men haber, yani yüklem. O özne kim? Yüklem. Özne yüklem. Özne yüklem. Who is he? He özne. Who? Yüklem. O kim? Cevap veriyor. Huve talibun. Zaten burada huve'yi sormuş, göstermiş. Huve talibun. O bir öğrencidir. Huve cümlenin nesi arkadaşlar? Öznesi. Yani mübtedası. Mübteda. Talibin ise cümlenin nesi? Haberi. Haber. Yani yüklem. O özne bir öğrencidir. Yüklem. Huve. Mübteda. Talibin. Haber. He. Subject. A student. Predicate. Diye. Yine enti, sen, men enti, sen kimsin? Şu mübteda, bu haber. Özne, yüklem. Yüklem, özne. Cevap verirken, ene talibe, ben öğrenciyim. Ene mübteda, özne, talibetün, haber, yani yüklem. Özne, mübteda, talibetün, yüklem, yani haber. Mübteda, haber. Özne, yüklem. I, özne, a student, yüklem. Arkadaşlar daha bu kadar. Ses dosyamız var 15. dinlenmesi için. Bunu da dinleriz. Yine anlamadığınız yer olursa sorarsınız. Arkadaşlar cümleyi artık yavaş yavaş tanıyoruz. Şu anda biz isim cümlesini, basit, çok küçük basit bir isim cümlesini öğrenmiş olduk. Hemen sesimiz nerede? 12. İstemع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالسور. من أنت؟ أنا طالب. من هي؟ هي طالبة. من هو؟ هو طالب. من أنت؟ أنا طالبة. Evet, bunu da burada not alıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, mübteda ve haber kavramlarını yavaş yavaş ne yapalım? Aklımıza yerleştirelim. Mübteda, özne. İngilizce'de hani subject yazıyor, subject, özne, mübteda, subject, özne. Yüklem, haber, predicate. Yüklem, haber, predicate. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a Men ente. Men enti. Men huve. من هي؟